Herkese merhaba, ben Sümeyra Çenet. İtalya, kültürel mirası, köklü tarihi, doğal zenginliği, lüks araba markaları, modaya yön veren tasarımcıları ve dünyada ün yapmış mutfağıyla her yıl kendi nüfusundan daha fazla insanı, 65 milyon turisti topraklarına çeken bir ülke. İtalyanlar ülkelerini kendi dillerinde güzel ülke anlamına gelen Bel Paese olarak adlandırmakta. Burası bir zamanlar dünyanın büyük bir kısmına hükmeden Roma İmparatorluğu'nun doğum yeri. Haritada bir çizme görüntüsünü andıran ülke, Güney Avrupa'da bulunduğu yarımadaya adını veren bir Avrupa ülkesi. Akdeniz'in tam olarak kalbinde yer alıyor. Yüz ölçümü 301.340 km². Üç tarafı denizle çevrili ülkenin etrafı, Fransa, İsviçre, Avusturya ve Slovenya ile çevrili. Ülkenin diğer iki komşusu ise ülke topraklarının içinde bulunan dünyanın en eski cumhuriyeti San Marino ve Katoliklerin kutsal mekanı olan dünyanın en küçük devleti Vatikan. İtalya, dünyada iki devleti içinde barındıran tek ülke. İki büyük ada olan Sicilya ve Sardinya başta olmak üzere ülke yaklaşık 450 adaya sahip. İstanbul'dan başkent Roma'ya yolculuk aktarmasız olarak ortalama 2,5 saat sürüyor. Ülke zaman olaraksa Türkiye'ye göre 1 saat geriden geliyor. İtalya'da şehir sınırlarının çoğu doğal olarak çizilmiş, dağlarla belirlenmiş. Zaten ülke topraklarının yaklaşık %77'si dağlar ve tepelerden oluşmakta. Coğrafi konumunun en büyük dezavantajı volkanik bir ülke olması. En az 3 tanesi aktif olmak üzere yaklaşık 30 volkana sahip. Hatta dünyanın en tehlikeli yanardağı burada bulunuyor. Vezüv Yanardağı. Yaklaşık 2000 yıl önce patlayan ve büyük bir felakete neden olup Pompei dahil 3 şehri yerle bir ederek toplu bir mezarlığa dönüştüren ve yaklaşık 2000 kişinin hayatına mal olan yanardağ. Küllerinden tekrar doğan bu şehir dünyanın en yoğun nüfuslu volkanik bölgesi. Eğer bir patlama yaşanırsa 3 milyon kişinin hayatı tehlike altında. Ülkenin demografik yapısına bakacak olursak toplam nüfus yaklaşık 61 milyon. Burası Avrupa'nın en kalabalık 6. Avrupa Birliği'nin ise en kalabalık 3. ülkesi. Nüfusun %92'si İtalyan, %2'si Romanyalı, %1.6'sı Afrikalı, geri kalan %4.4'ü ise diğer milletlerden oluşuyor. Nüfusun %80'i Hristiyan, %2.6'sı Müslüman, %2.4'ü diğer dinlere mensupken %15'i ise hiçbir dine mensup değil. İtalyanlar tarihin en büyük göç dönemini gerçekleştirdi. 1861-1985 yılları arasında 29 milyon İtalyan başka ülkelere göç etti ve bu insanların %65'i ülkesine bir daha geri dönmedi. Dünyada bugün İtalya'da yaşayan 60 milyon dahil toplamda 150 milyondan fazla insanın tam veya kısmi olarak İtalyan soyuna sahip olduğu tahmin edilmekte. Bugün yurt dışında yaşayan İtalyan torunlarının sayısı İtalya'dakilerden çok daha fazla. Yapılan araştırmalara göre Arjantin'in %66'sı yani 30 milyon Arjantinlinin ve Brezilya'nın %15'i yani 32 milyon Brezilyalının bir dereceye kadar İtalyan kökenli olduğu tahmin edilmekte. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise bu veri yaklaşık 17 milyon. İtalya dünyada birçok başarıya imza atmış ve hala da atmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü birçok markayı, özellikle de lüks otomotiv markalarını barındırırken, lüks moda markaları ve gelmiş geçmiş en ünlü moda tasarımcılarına da ev sahipliği yaparak dünyada modaya yön vermekte. En ünlü şehirlerinden biri olan Milano, dünyada modanın başkenti olarak kabul ediliyor. Burası dünyada en fazla ihracat yapan 8. ülke. 2021 tahmini verilerine göre ülke 2.1 trilyon dolar gayri safi yurt içi hasılayla dünyada 8. sıradayken kişi başına düşen sıralamada 27. Ülkedeki günlük hayata bakacak olursak resmi dili genel olarak standart İtalyanca. Ülkenin en kuzeyinde bulunan Güney Tirol bölgesinde ise resmi dil İtalyanca ile beraber Almanca. İtalyanlar kendi dillerine çok önem veriyorlar. Ülkeyi ziyaret edenler İtalyanların bazen bilseler de İngilizce konuşmayı çok tercih etmediklerini söylüyorlar. Özellikle ülkenin güneyinde İngilizce bilme oranı çok düşük. Ülkenin para birimi Euro ve bugünkü kurlara göre 1 Euro 10.37 Türk Lirası'na karşılık gelmekte. Aslında 2002 yılına kadar ülkenin kendine ait bir para birimi vardı. İtalyan Lirası. Zaten kökeni Latince olan lira kelimesi İtalyanlardan gelmekte. İtalya'da net olarak belirlenen bir asgari ücret yok. Başkent Roma'da genel olarak en düşük maaş 800-900 euro iken ortalama maaş ise aylık 1500 euro civarında. Mühendisler ayda ortalama 1950, öğretmenler 1500, doktorlar ve dişçiler 3500, avukatlar ise 2000 euro kazanmakta. Garson ve barista maaşları 800 eurodan başlarken ortalama 1250 euro ve 2000 euroya kadar çıkmakta. Modanın başkenti İtalya'da bir moda tasarımcısının ortalama maaşı ise 3000 euro.
ve başarısına deneyimine göre ortalama 5000 euroya kadar çıkmakta. Ülkede iş bulmak son yıllarda oldukça zor hale geldi. Genç işsizlik oranı %33.7'ye çıktı. Fakat genele bakarsak halkın satın alma gücü yine de çok düşük değil. Dünya sıralamasında 29. Mağazaların çalışma saatleri biraz esnek. Mesela dün gittiğiniz bir mağazaya ertesi gün yine aynı saatte gittiğinizde kapalı bulabiliyorsunuz. Ayrıca ülkede Riposa denilen siestaya benzeyen bir uygulama var. Günümüzde artık büyük ve turistik şehirlerdeki işletmelerde pek uygulanmasa da bazı küçük işletmeler tarafından hala uygulanmaya devam ediyor. Riposo yani öğle tatilleri kuzey şehirlerinde 2 saatin altına düşebilirken güneye doğru gidildikçe 3-4 saate kadar çıkabilir. Saatler genellikle 1'i gösterdiğinde tüm işler yarıda bırakılır ve mağazaların, marketlerin, bankaların, eczanelerin kepenkleri indirilir. İnsanlar evine yemek yemeye gider ve dinlenmek için bir şekerleme yapar. Aslında bu uzun öğle yemeklerinin temel nedeni sıcaktan kaçmak ve uyumak için değil, İtalyanların öğle yemeklerini aileleriyle birlikte evlerinde yemelerini sağlamak. Resmi evrak işleri, kısacası bürokrasi, ülkede çok yavaş ilerlemekte. Bütün servis hizmetlerinde randevu sistemi bulunuyor. Diyelim ki buzdolabınız bozuldu, acil servise ihtiyacınız var. Randevu almanız gerekiyor. Hemen gelecek bir servis bulamıyorsunuz. İtalya, refahının büyük bir kısmını dünya devi markaların dışında binlerce küçük özel aile işletmelerine borçlu. Ülkede yıllarca pizza ya da kahve üreten zincir şirketler açılmadı. Bugünse hala pek yaygın değil. Dünyanın en büyük kahve zinciri olan 50 yıllık Starbucks, İtalyan kahve kültüründen esinlenerek ortaya çıkmış olsa da İtalya'da ilk olan şubesini 2018 yılında, dünyanın en büyük pizza şirketi olan Domino's ise 2015 yılında açabildi. 1986 yılında İtalya'da ilk McDonald's açıldığında halk İtalyan kültürünün yok edilmeye çalışıldığını ve İtalya'nın Amerikanlaştırılacağını iddia ederek gerçek mutfak miraslarını hatırlatmak için McDonald's'ın önünde günlerce ücretsiz spagetti dağıttı. İtalyanlar genel olarak alışkanlık sahibi bir halk ve geleneklerine bağlı. Ülkeye giren birçok Amerikan markası pek başarılı olamadı. McDonald's, İtalyan damak tadına uyum sağlayarak farklılaşmaya gitti ve öyle tutundu. İtalya'daki günlük hayatı ve kültürü anlatırken bazen Güney İtalyanlar ve Kuzey İtalyanlar diye ayrı ayrı karşılaştırarak anlatmam gerekiyor. Çünkü ülke tam olarak ikiye ayrılmış ve iki bölgenin de halkı birbirinden farklı özelliklere sahip. Kuzeye göre Kuzeyliler, güneye göre Güneyliler gerçek İtalyanların kendileri olduğunu iddia etmekte. Dünya genel olarak Kuzey İtalyanları çalışkan, Güney İtalyanları ise tembel olarak bilmekte. Kuzey İtalyanlar, Güney İtalyanlara göre daha ciddi, çalışkan, üretkenken, Güney İtalyanlar, Kuzey İtalyanlara göre daha rahat, eğlenceye düşkün ve vurdum duymazlar. Kuzey bölgesi ülkenin finans merkezi. Endüstri daha gelişmiş ve daha fazla şirket bulunmakta. Ve dolayısıyla iş bulma imkanları daha fazla. Ayrıca bu şirketler Alman şirketleriyle kıyaslanacak kadar başarılı şirketler. İki bölge arasında her yıl sürekli genişleyen bir servet uçurumu bulunmakta. Şehirlerin kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılaları sıralandığında sıralama genel olarak kuzeyden güneye doğru gitmekte. Güneyde her 3 kişiden biri yoksulluk riskiyle karşı karşıyayken genel olaraksa ülkede 4.6 milyon kişi yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Kuzeyliler daha zengin olduğu gibi kuzeydeki yaşam standartları ve maaşlar daha yüksek. Kiralar, ev fiyatları daha pahalı. En büyük farksa eğitim. Dünyanın en büyük ikinci, Avrupa'nın ise en büyük üniversitesi olan La Sapienza Üniversitesi, kuzeyde yer alan Roma'da bulunmakta. Kuzeyde bulunan üniversiteler dünyada isim yapmış köklü üniversiteler. Hatta dünyanın en eski üniversitesi olan Bologna Üniversitesi dahil birçok asırlık üniversite burada bulunuyor. Güneyliler liseden sonra üniversite okumak için genellikle kuzeye giderler. Aradaki eğitim farkından dolayı kuzeylilerin güneylileri genellikle küçük gördüğü, güneylilerin ise kuzeylileri burnu çok havada gördüğü söylenir. Güney İtalya birçok alanda Avrupa ortalamasına göre geri kalmış. Daha çok Akdeniz ve Afrika kültürüne yakın bir bölge. Hatta kuzeyliler Afrika'nın Napoli'den başladığını söylemekteler. Kısacası Güneyliler iş bulmak, eğitim görmek, ciddi bir sağlık sorunu yaşadıklarında daha iyi bir tedavi almak için kuzeye giderken, Kuzeyliler ise yaz aylarında tatil yapmak için güneye inerler. Bu arada kuzeyde bulunan Floransa şehrinde ortalama yaşam süresi 84.1 iken, güneyde bulunan Napoli şehrinde 80.1'e düşüyor. Aslında sadece iki bölge arasında değil, şehirler arasında bile büyük farklılıklar bulunmakta. Bunun temel nedeni ise
İtalya'nın küçük şehir devletlerinin birleşimi sonucunda bir ülke haline gelmesi. 20 bölgeden oluşan İtalya'nın her bir bölgesi farklı aksanlara, farklı lehçelere sahip. Hatta bazı bölgelerde lehçeler şehirden şehire, kasabadan kasabaya, köyden köye değişir. Toplamda 34 farklı diyalekt bulunmakta. Güneye doğru inildikçe dil bir kuzeyli için anlaşılmaz hale gelir. Bazı lehçeler o kadar farklıdır ki lehçeden çok bir dil olarak kabul edilir. Bugün nüfusun neredeyse tamamı ortak ve resmi dil olan standart İtalyancayı bilse de az da olsa standart İtalyancayı bilmeyen İtalyanlar da var. Konuşurken çok sık küfür kullanan İtalyanlar aynı zamanda çok fazla el hareketleri kullanırlar ve birbirleriyle sürekli temas halindedirler. Bunun nedeni de yine ülkenin çok sayıda küçük devletlerin birleşmesinden oluşması. Çünkü ülke ortak tek bir dile ulaşırken uzun ve zorlu bir süreçten geçti. Bu süreçte insanlar iletişim kurarken çok fazla el hareketlerine ihtiyaç duydu. Zamanla da bu el hareketleri onların karakteristik bir özellikleri haline geldi. İki bölgenin de günlük hayattaki ritimleri birbirinden oldukça zıttır. Güney İtalyanlar genel olarak çok rahat olduklarından günlük hayatlarında da aceleye yer yoktur. Fakat Kuzey İtalyanların hep bir acelesi bulunur. Her şey hızlı olmalı, hep bir yere yetişmelilerdir. Mesela Kuzeyliler gün içinde çok vakit kaybetmemek için bir sandviçle öğle yemeğini geçirebilirken, Güney İtalyanlar öğle yemeğine uzun bir vakit ayırırlar ve daha çok yerler. Ülkeyi ziyaret eden insanlar Kuzeylilerin daha soğuk ve mesafeli olduğunu, Güneylilerin ise daha samimi, daha arkadaş canlısı olduğunu söylemekteler. Güneylilerin çok paraları olmasa bile onlara yemek ısmarladıklarını, onlara hediye aldıklarını, kısacası daha eli bol ve misafirperver olduklarını söylerlerken, Kuzeylilerin daha zengin olmalarına rağmen bunları yapmaya pek yeltenmediklerini söylemekteler. İtalya deyince insanların aklına ilk gelen şeylerden biri İtalyan mafyaları. Çünkü Güney İtalyan mafyalarıyla dolu ve aslında İtalya devleti tarafından değil, köklü zengin ailelerden oluşan bu mafyalar tarafından yönetilmekte. Şirketlerin çoğu mafyalara ait. Büyük bir kısmı iş adamlarından oluşan İtalyan mafyaları dünyanın en güçlü mafyaları olarak kabul edilmekte ve İtalya'nın mafyayı temizlemek için yeterli bir gücü bulunmamakta. Devlet temel işler dışında hiçbir şeye karışmıyor ve çoğu şeye göz yumuyor. Dükkanların çoğu her ay mafyaya belirli miktarda haraç ödüyor ve yapacakları işler mafyanın izni dahilinde yapılıyor. Diyelim ki arabanız çalındı, polise gittiniz. Polis sadece rapor tutuyor, gerisiyle pek ilgilenmiyor. Eğer arabanızın bulunmasını ya da başınıza gelen olayı kesin bir şekilde çözmek istiyorsanız mafyaya gitmeniz gerekiyor. Burası dünyada araba hırsızlığının en fazla yaşandığı 3. ülke. Makarna ve pizzanın ana vatanı olan İtalya, yemek kültürüyle her zaman ön plana çıkan bir ülke. İtalyanlar 350 çeşit makarna, 50 çeşit kahve, 500'den fazla şarap çeşidine sahipler ve yılda ortalama 36 kilo makarna, 41 kilo ekmek, 44 litre şarap ve 6 litre kahve tüketiyorlar. Geleneklerine bağlı klasik bir İtalyanın yemek düzeni şöyle olabilir. Kahvaltı genellikle dışarıda yapılır. Cappuccino eşliğinde kruvasana benzeyen cornetto adı verilen tatlı bir hamur işi yiyerek güne başlarlar. 2500 farklı peynir çeşidine sahipler. Fakat kahvaltılarında peynir, yumurta, zeytin gibi yiyecekler asla yok. Kahvaltının bu kadar hafif yapılmasının nedeni akşam yemeğini çok geç ve çok yemeleri. Aynı zamanda öğle yemekleri de ağır. Kahvaltı ve öğle yemeği arasında genellikle tuzlu bir atıştırmalık tüketirler. Saat 12-1 gibi öğle yemeği zamanı başlar. Esas ana öğünleri öğle yemekleri. Fakat günümüzde acelesi olanlar, yani genellikle Kuzeyliler bu öğünü panini adı verilen bir sandviç ya da pizza ile geçiştiriyorlar. Kültürlerine göre ise hem öğle yemekleri hem de akşam yemekleri aynı şekilde yenmekte. Özellikle akşam yemekleri mutlaka aileyle beraber özenle hazırlanmış bir sofrada yenir. Bu öğünler belirli bir sırada ilerliyor. İlk olarak antipasto olarak adlandırılan yemekten önce iştah açan mezeler, daha sonra ise akşam yemeğinin vazgeçilmez bir parçası olan ve mutlaka yenen makarna yeniyor. Eğer makarna yemek istemezlerse herkesin makarnasını bitirmesini bekliyorlar. Üçüncü sırada ise garnitür eşliğinde bir çeşit etin yendiği ana yemeğe geçiliyor. Daha sonra tatlı ve ardından meyve yeniyor. Yemek bittikten sonra mutlaka bir espresso içiyorlar. Bu arada kahve tatlı ile birlikte değil, tatlıdan sonra servis edilir. Hatta restoranlarda ikisinin birlikte getirilmesi, müşterinin bir an önce kalkmasını istedikleri anlamına gelir ve kaba karşılanır. Son olaraksa sindirimi kolaylaştırmak için Digestivo adı verilen alkollü bir içecek içiyorlar. Aslında dikkat ederseniz Türkiye dahil tüm restoranlardaki menüler bu sırayla ilerler. Başlangıç, makarna, ana yemek, tatlı ve içecekler. Bu sıralama İtalyan kültüründen gelir. Az önce öğle yemeği ve akşam yemeğini birlikte anlatmış oldum.
Fakat bu iki öğün arasında ara öğünler bulunmakta. Genellikle 3-4 gibi tatlı bir atıştırmalık tüketirler. Akşam yemeğinden önce saat 5 ile 8 arasında ise bir içki eşliğinde hafif atıştırmalıklar yenilen aperitivo adında bir öğünleri bulunur. Akşam yemeğinden önce birçok İtalyan La Passeggiata adı verilen bir akşam yürüyüşü yapar. Daha çok keyif alma odaklı olan akşam yemeği kuzeyde 7.30-8 gibi başlarken güneyde 9-10 gibi anca başlar ve gece 12'ye 1'e kadar sürer. Ne kadar güneye inerseniz yemek o kadar geç yenir. Özellikle yerel restoranlar akşam 7.30-8'den önce akşam yemeği servisine hazır olmaz ve genellikle kapalıdır. Restoranlarda ve kafelerde kişi başı yaklaşık 2 euro olan coperto adı verilen oturma ücreti alınır. Sütlü kahve genel olarak latte olarak isimlendirilse de İtalya'da süt anlamına gelir ve bir kafede latte isterseniz size sadece bir bardak süt gelir. Onlar için kahve, yani kahve demekse espresso demek. Yemekten önce içilen süt sindirimi zorlaştırdığı için sabah 11'den sonra cappuccino siparişi verilmez. Bu toplumsal bir kural haline gelmiş. Eğer sipariş verirseniz garip bakışlar altında kalabilirsiniz. İlginç olan şey İtalyanların bu kadar karbonhidrat ağırlıklı beslenip obezite sorunu yaşamamaları. Yetişkin İtalyanlara bakarsak obezite oranı sadece %9 ve bu oran yıllardır değişmiyor. Çoğu ülkenin altında. Fakat çocukluk çağı obezitesine bakarsak ülke dünyada en yüksek oranlardan birine sahip. İtalyanlar bir Amerikan kültürü olan fast food'un ülkeye girmesiyle hemen aynı yıl ulusal bir hareket olarak yerel yemekleri tüketmeye teşvik etmek amacıyla slow food akımını ortaya çıkardı. Devlet tarafından desteklenen slow food akımıyla İtalyanlar ülkelerinde genetiği değiştirilmiş tohumları, ilaçlı ürünleri değil tamamen doğal ürünleri tercih ediyorlar. Yemeklerinin lezzetli olmasını da kullandıkları ürünlerin kaliteli olmasına bağlıyorlar. Kalitesi yüksek un, pirinç kullanıyorlar. Yemeği yavaş yavaş yemek, her lokmanın tadını çıkartmak, sofrada uzun vakit geçirmek onların kültürü. Yemekten sonra içilen espresso da metabolizmayı hızlandırıyor. Açıkçası bugün İtalyanların hala formlarını koruyabilmelerindeki en büyük şey nasıl yemek yenmesi gerektiğini bilmeleri. Mesela İtalyanların çok fazla bisiklet kullanması da formlarını korumalarına katkı sağlamakta. Ülkede birçok yere motorlu taşıtlarla girmenin yasak olması da bisiklet kullanımını arttırıyor. Aslında İtalyanlar antik Roma döneminden beri yemek yemekten böyle keyif alıyorlar. O zamanlar insanlar beslenmek için değil ziyafet için yemek yiyordu ve bu yüzden gece geç saatlere kadar akşam yemeği devam ediyordu. İnsanlar sırf bu ziyafeti devam ettirmek ve daha fazla yemek yemek için kendilerini kusturup midelerini boşaltıyorlardı. Hatta bunun için özel çomakları bile vardı. İtalyanca'da çok sigara içen insanlara kullanılan şöyle bir deyim var. Fumare come un turco, yani Türk gibi sigara içmek. Sigara devletin tek elinde olduğu için sadece tabakkeri adı verilen lisanslı dükkanlardan ve bu dükkanların önünde bulunan 24 saat erişilebilen otomatlardan alınabiliyor. İtalyanlar hala geleneksel yaşam tarzlarını koruyan bir millet. Özellikle Güneyliler kültürlerine çok daha fazla bağlılar. Güneyliler ortalama 500 kişilik bir düğün yaparken, Kuzeyliler genellikle sadece yakın arkadaşlarının ve ailesinin olduğu sade küçük bir kutlama gerçekleştirirler. Aile bağları çok güçlüdür ve aile değerleri nesilden nesile aynı yoğunlukta aktarılır. Hatta öyle ki yapılan bir araştırmaya göre 24-35 yaş arası bekar İtalyan erkeklerin yarısından fazlası hala ailesiyle yaşamakta ve evliliği ertelemekte. Erkeklerin anneleriyle arasındaki bu bağ Mammismo denmekte. Aile yemekleri geleneklerinin vazgeçilmez bir parçası. Her pazar günü mutlaka anne baba evinde toplanarak kalabalık bir öğle yemeği yenir. Öyle ki bazen 40-50 kişilik çok büyük sofralar kurulur. İtalyanlar geniş aile yapılarıyla bilinir. Fakat yeni nesilde durum yavaş yavaş değişmeye başladı. Bugün ülkede hem evlilik oranları düşük hem de doğum oranları. Ortalama evlilik yaşı erkeklerde 34.2, kadınlarda ise 31.3. Boşanma gibi prosedürler ülkede çok yavaş ilerlediği için insanlar birbirinden emin olmadan evliliğe kalkışmıyorlar. Bugün ülke boşanma oranının en düşük olduğu ülkelerden biri. Gençler genellikle çocuk sahibi olmayı tercih etmiyorlar. Avrupa'nın en düşük doğum oranlarından birine sahip olan ülke 1861'den bu yana kaydedilen en düşük doğum oranına ulaştı. İtalya, Japonya'dan sonra dünyanın yaşlı nüfus oranı en yüksek ülkesi. Nüfusun %20.8'i 65 yaşın üzerinde. Başkent Roma'daki ortalama ev fiyatlarına bakacak olursak, şehir merkezinde bir odalı stüdyo daireler ortalama 800-1200 euro arasında değişirken yaklaşık 2000 euroya kadar çıkıyor. Şehir dışında ise ortalama 600 euro civarında. 1+1 evler, yani 2 odalı evlerse ortalama 1200-1500 euro arasında değişirken 2000 euronun üstüne kadar
kadar çıkabiliyor. Şehir dışında ise ortalama 800 euro civarında. Son olarak 3 odalı evler ise ortalama 1500 ile 2500 euro arasında değişirken, şehir dışında ise ortalama 900 euro. Öğrencilerin yanı sıra daha hesaplı olduğu için bekarlar da genel olarak bir ev arkadaşıyla yaşıyor. Ülkede yalnız yaşayan çok az insan var. Şehir merkezinde paylaşımlı evlerde bir oda ortalama 550 euro iken şehir dışında ortalama 300-400 euro. Eşyasız kiralanan evlerde genel olarak mutfak dolapları bulunmuyor. İnsanlar taşınırken dolaplarını da yanında taşıyor. Tuvaletlerde ise taharet musluğu yerine klozetin yanında ya tıpkı bir klozete benzeyen bide bulunuyor ya da asılı bir duş başlığı gibi bir musluk bulunuyor. Evler hakkında en ilginç olan şey ise son yıllarda İtalya'da çıkan 1 euroya satılan ev haberleri. Ülkede terk edilmiş çok fazla kasaba var ve bu evler bu kasabalarda bulunan ciddi tadilata ihtiyacı olan evler. İtalya'da yaşayan yerli nüfus gün geçtikçe küçülmekte. Doğum oranı azaldıkça insanlara sadece anne babasından değil, başka akrabalarından da miras olarak evler kalmaya başladı. Fazla ev demek büyük bir vergi yükü altına girmek demek. Zaten yeni nesil daha iyi fırsatlara sahip olan büyük şehirlere çoktan göç etti. Satılamayan ve terk edilmiş olan bu evler vergi yükünden kurtulmak için belediyelere hibe edildi. Belediyeler ise bu evleri hem elden çıkartmak hem de kasabaları canlandırmak için 1 euroya ev kampanyası çıkardı. Tek şart 3 yıl içinde evin tadilatını yaptırmak. Tadilatlar 10.000 eurodan 120.000 euroya kadar çıkabiliyor. Bazense evlerin tadilatı için en az 17.000 dolar harcama zorunluluğu getiriliyor. Ayrıca 1 euroluk bu evlere birden fazla alıcı çıkarsa açık arttırma yapılıyor. Açık arttırma sonucu en pahalı ev 28.000 dolara satıldı. İtalya %99.2'lik bir oranla okuma yazma oranı en yüksek ülkelerden biri. Burada lise 5 yıl sürer. Lisenin ilk 2 yılı dahil eğitim zorunlu. Geri kalanı ve üniversite ise isteğe bağlı. Üniversiteler ya 3 sene ya da 5 sene. 4 senelik bir bölüm yok. İnsanlar devlet okullarını özel okullardan daha kaliteli görmekte ve özel okullara giden öğrencilerin başarısız olduğu düşünülmekte. İtalya hükümeti hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun bir İtalyan üniversitesinde okumaya hak kazanan tüm öğrencilere DSU adı verilen yıllık 1000 euro ile 6000 euro arasında değişen bir burs sağlamakta. Ek olarak ailenin gelir durumu gibi etkenler değerlendirilerek yıllık üniversite parasından muaf tutulabiliyor ya da indirim yapılabiliyor. Ayrıca her gün ortalama 5 euroluk market fişi de var. Bu burstan yararlanabilmek için öğrencinin ailesinin yıllık gelirinin 23.000 euronun yani aylık 20.000 TL'nin altında olması gerekiyor. İtalya yılda 65 milyon turiste dünyanın en çok ziyaret edilen 5. ülkesi. En turistik yerlerinden biri olan Pisa Kulesi'nin içinde bulunduğu Toskana bölgesinde yer alan Floransa dünyada sanatın başkenti olarak görülmekte. İtalya diğer ülkelere kıyasla çok daha fazla sanat eserine ev sahipliği yapıyor. 55 tarihi yer ile dünyada en fazla UNESCO Dünya Mirası alanına sahip olan ülke burası. Başkent Roma, diğer adıyla ebedi şehir, tıpkı bir açık hava müzesi gibi. Michelangelo gibi büyük sanatçıların eserleri sokaklarda bile bulunmakta. Yılda 10 milyon turistin ziyaret ettiği Fontana di Trevi'ye, diğer adıyla aşk çeşmesine direkt dilemek için atılan paralar yılda toplam 1,5 milyon euroyu bulmakta. Yani günde yaklaşık 4.000 euro. Rivayete göre insanlar arkalarını dönerek sağ omuzlarının üstünden bu çeşmeye para atarsa aşk dilekleri gerçek oluyor. Sol omuzlarının üstünden para atarlar bir kez daha Roma'ya geliyorlar. İtalya en çok anlatmamı istediğiniz ülkelerden biriydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videoda anlattığım tüm bilgilerin kaynaklarına açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Yeni videolarımı kaçırmamak için abone ol tuşuna basmanız yeterli. Bu sayede her yeni video yüklediğimde size bildirim gidecektir. Şimdilik hoşça kalın. Ben Sümeyra Çenet.